ekmek mesela bazı 2-3 ekmek, 8 çeşit yemek, 8-9 çeşit yemek. Yani akşama kadar dönmüyorum. Vallahi zordur. Hani bir de gelse de çalışmayanlar var, çalışan var, hasta olan var, 60 günde kalan var, 40 günde kalan var, 30 günde kalan var. Yani fındığa bağlı. Fındığın yeri mesela bazen çadırda kalıyorsun, bazen evde kalıyorsun, bazen. Yani yerin güzel olmayabilir, güzel de olabilir. Ama biz memnunuz yani. Özellikle Adana'da hep sıcakta kaçıyorlar. Bu da bir gerçek. Adana'da da iş var. Her iş var. Yapsalar her iş var. Ama sıcakta kaçıyorlar işte. Sıcak olmasa biz gelmezdik mesela. Her işimiz vardı orada yine de. Ama hani burada toplum para olduğu için de o da önemli. Mesela çocuklarla beraber çalışıyorsun. Toplum para alıyorsun. Götürüyorsun. O daha iyi. Mesela orada öyle toplum vermezler. Sen bir ay çalışıyorsun, 4 ay sonra veriyorsun tarım işinde. Yani burada öyle değil. Mesela fındığı bittiğin zaman para peşin alıyorsun gidiyorsun ama Adana'da öyle değil. Sürnak'ı dilden geldik. Yemek yapıyorum, temizlik yapıyorum. İşçilere falan yemek veriyorum. Günlük çocuklar işte tarlaya falan gidiyor. Ben de evde kalıyorum. Temizlik yapıyorum, yemek yapıyorum. Ekmek yapıyorum, evde. Ya az çok ailemize falan yardım ediyoruz öyle. Kaç lira çıkıyor o kadar Mustafa? Buraya kadar. Evet tamam. Ama o yere gittikleri zaman o iki tane kız yolda ya onlar yine yapar. Sen de hoş ediyorsun. Gidelim Allah'ım ben ne diyeyim. Genellikle mesela Güneydoğu'da Mardin, Diyarbakır, Urfa, Van'a kadar her yer, Şırnak, her yerden geliyorlar. Bu köye 1985'ten beri geliyorum. Aynı kişilerden çalışıyorum. Benim çalıştığım kişiler saygı, hürmetli insanlardır. Çok memnunum. Günleri sabah saat 7'de iş başı yapıyoruz. 6.30'da paydos. Saat 10'da 15 dakika istirahat veriyor. O ekmek arası bir şeyler getiriyor işçilere patronlar tarafından. Onu ayrı 12'de şey 1'de bir saat. Saat 5'te de 15 dakika istirahat. Evlerimiz rahat. Kızların dairesi ayrı, erkeklerin dairesi ayrı. İki tane daire var bu grubun. Bir tane kızlar duruyor, bir tane erkekler. İki tane çamaşır makinesi var. İki tane buzdolabı var. İki tane güneş enerji suyumuz var. Ya var da bari eksiğimiz yok. Odunumuz kesik hazır. Sıkıntımız yok. Çok rahatız. Peki. Doktorumuz lazım olduğu zaman Adapazarı ise neresiyse götürüyorlar. Yalnız bizim şu çalıştığımız köyde mesela ben kendim geldiğimden beri benim yol parası veriyorlar. Adamlar kişi başı 930 lira yol parası verdiler bana. Geliş yol paramı veriyorlar. Biz rahatız, memnunuz. Allah razı olsun. Abi kardeş gibi geçiriyoruz. Bizim için sadece bir yayla gibi. Yani bizim oralar şu anda 40-45 derece sıcaklık var. Dışarı çıkamıyoruz. Burası bizim için bir yayla gibi. Biz geliyoruz buraya. Hem bir miktar para kazanıyoruz hem de eğlence gibi bir şey bize. Şimdi biz burada mesela bu insanlar bize yardımcı oluyor mesela. Okullar hangi gün açılıyorsa bir iki gün önce gönderiyorlar. Yardımcı oluyorlar. Onlar da işte okul harçlığı bir şey alıyor yani. Bak şimdi yapıyoruz ya. Her çuval böyle şeyin başına takılacak. Günde 100 tane çuvalı burada yetiştiriyoruz.